Arkadaşlar selamlar, Onur ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün böyle evin içindeyiz. Arabada çekmiyoruz bugünkü videomuzu. Çünkü bugün görsel olarak sizlere birkaç parça göstereceğim. O sebeple videoyu burada çekme kararı aldım. Havada karanlık ama eminim ki güzel çekiyordur veya sesim güzel geliyordur diye düşünüyorum. Bugün ne çekeceğiz? Daha önceden beni takip edenler varsa aranızda veya izleyenler varsa bu videolarımı. Şimdi ben Türkiye'deyken teknik bölümler adı altında bazı videolar serisi yapıyordum. Bu videolar serisinde otomobil parçalarının, bazı parçalarının nasıl çalıştığı, nasıl bozulduğu veya bozulduğu zaman bize ne gibi sıkıntılar yaratacağından bahsediyordum. Bugünkü konumuzda oldukça üzerine böyle teoriler üretilen, hani böyle yanlış çok fazla bilgiye sahip olunan airbag sistemleri. Hava yastıkları, airbag sistemleri, hani artık hangisini söylerseniz bugün bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi sosyal medyada çok fazla görüyorsunuzdur. Şimdi bazı arabalar kaza yapıyor, çok büyük kazalar. Takla atıyor veya içerisindekiler ölüyor ama arabanın hava yastıkları açılmıyor. Bu nasıl oluyor? Böyle bir şey mümkün mü? Veya hani yaralanıyor içerisindekiler. Şimdi bakıyorsunuz çok lüks markalar da var, ekonomik markalar da var bunların arasında. Şimdi bunlara ben birazcık açıklık getirmek istiyorum. Airbag sistemi neden açılmaz, neden açılır, nasıl açılır, bunun sistemin parçaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Şu an elimde airbag sisteminin 4 tane parçası var. Bunlar nedir? En küçüğünden başlayalım. Bir tanesi darbe sensörü. Bu ispiyoncudur, sistemin ispiyoncusu. Herhangi bir kaza durumunda hemen koşar. Airbag beynine haber verir. Der ki kaza oldu. Ne yapalım? Bu da kontrol mekanizmasıdır. İnsanın beyni gibi. Bu da airbag sisteminin beynidir. Ve kararı bu verir. Kazanın büyüklüğüne göre airbaglerin açılıp açılmayacağını hemen askerlere iletir. Yani böyle birazcık çocuk masalı gibi oldu ama herkesin anlayacağı şekilde anlatmak istedim. Bu da vurucu güçtür. Yani airbag beyni der ki açıl gitsin. Hemen hava yastığı devreye girer ve patlama gerçekleşir. Buradan şu görmüş olduğunuz deri yırtılır. İçerisinde hava yastığı çıkar ve biz yüzümüzü çarparız. Yani şanslıysak. Peki dördüncüsü nedir? Dördüncüsü emniyet kemerinin tokası ve altındaki ateşleme fişek sistemi. Şimdi bunu çoğu kişi bilmez. Bu söyleyeceğim çok önemli çünkü bu araba alırken de size bir arabanın hava yastığının patlayıp patlamadığına az çok da olsa bir fikir sahibi yapabilir sizi. Şimdi ne yapalım? Bir kaza örneği, bir senaryo oluşturalım kafamızdan ve sistem nasıl çalışıyor, nasıl işliyor görelim. Bu genellikle her arabada birbirlerine yakın yerde bulunur. Yani bu BMW'de de, Toyota'da da, Mercedes'te de, Jaguar'da da hemen hemen aynı yerlerdedir. 3 cm aşağıda, yukarıda, sağda, solda olabilir. Bu elimdeki parçalar Jaguar X-Type'ın airbag sistem parçaları. Peki bu nerede? Bizim araçlarımızda Jaguar X-Type'larda kaput mandalının hemen altında yer alır. Ön panelde. Kaputu açarsınız. Hemen böyle siyah bir parça vardır. İşte kaputun kilidini kaldırdığınız. Hemen onun altına gizlidir. Bu darbe sensöründen bir otomobilde 5 tane de olabilir, 10 tane de olabilir, 7 tane de olabilir. Bu aracın kaç tane hava yastığına sahip olduğu ile ilgili bir durum. Bizim X-Type'larda sanırım 5 adet var. Bir tane ön panelin içerisinde, 2 tane yani sağlı sollu olarak orta kapı direklerinde, 2 tane de arka kapıları açtığınız zaman çamurluğun böyle kavisli kısmında, iç kısmında yer alır. Arkadakiler perde hava yastıkları içindir. Aynı şekilde bu direklerdekiler de öyle. Ön kaputtaki de yolcu ve sürücü hava yastığı içindir. Şimdi bazı kazalarda da kaza yapar araba, yolcu hava yastığı açılmaz. Sadece direksiyondaki hava yastığı açılır. Bunun sebebi de işte bu kemerle alakalı bir durum. Şimdi bakın, bu emniyet kemerinden iki tane kablo çıkıyor. Bir tanesi şu hemen tokaya bağlı olan arabada emniyet kemerinin takılı olup olmadığını sistem haber veriyor. Hani araba öter ya emniyet kemeri takılı değilse veya göstergede bir ışık yanar. Bu o. Eğer emniyet kemeriniz takılıysa sistem devreyi tamamlar ve bu da aktif hale gelir. Bu da hemen altında gördüğünüz şu küçük böyle tüpe bağlı olan da airbag'in, kemer airbag'in kablosu. Emniyet kemeriniz takılıysa bu evet kemer takılı der
ve hava yastıkları aktif hale gelir. Yani sürücü arabada tek başınaysa yolcu hava yastığı patlamayacaktır. Çoğunlukla böyle olur. Ve sadece emniyet kemeri takılı olan kısım, yani yolcu hava yastığı sürücü hava yastığı patlar. Kazanın şiddetine göre yandan darbe aldıysa hemen taban airbagleri, perde airbag dediğimiz airbagler de patlar. Bazı modellerde diz airbagleri de vardır. O da sadece şu sürücü tarafında vardır. Sürücü dizini direksiyon altındaki plastik bölmelere vurmasın, dizini bacağını kırmasın diye bazı arabalarda direksiyonun alt tarafında, pedalların oraya yakın bir yerde de hava yastığı bulunur. Bu her arabada veya her arabanın her donanım paketinde olmayabilir. Şimdi 50 ile 60'la gidiyoruz. Kemerimiz de takılı. Yolda gidiyoruz. Bir şey oldu. Dalgınlık. Bir kaza yaptık. Adı üzerinde kaza. Tekerlekten vurduk veya tamponun altından, radyatörlerin oradan vurduk. İşte kafamızı cama çarptık. Ne bileyim işte kolumuz ağrıdı. Başımızı vurduk. Bir şey oldu. Ama bir baktık hava yastıkları açılmadı. Hayda, bu arabada hava yastığı var. Benim kemerim de takılı. Niye açılmadı? İşte bu. Bu görmedi kazayı. Neredeydi bu darbe sensörü? Panelin üzerindeydi hemen. Alttan alınan darbede bu darbe sensörü yeterli etkide darbeyi almadığı, algılamadığı için beyne haber vermiyor. Beyin de komut vererek hava yastıklarının açılmasını sağlamıyor. Şimdi tam tersi bir senaryo yapalım. Hava yastıkları açılsın. Yolda gidiyoruz. Çarptık önden 50 ile %70 ile fark etmez. Kemerimizde takılı. Hava yastıkları açılması için hemen darbe sensörü haber verdi. Dedi ki kaza oldu ve ben darbe aldım. Beyin karar verdi. Dedi tamam, hava yastıkları açılsın. Kemerimiz de takılı. Sistemimizde de sıkıntı yok. İlk başta şu oluyor. Emniyet kemeri, bakın şurada görüyorsunuzdur umarım. Bir tel var. Bu sistem nasıl çalışıyor? Bunda da bir airbag var ya sonuçta. Güvenlik sistemi diyelim buna. Buradaki barut ateşlendiği zaman şu görmüş olduğunuz demir çekiliyor. Ve emniyet kemeri aşağı doğru çekerek sizi geriyor. Hani koltukta sabit tutuyor sizi. Siz kafanızı ön tarafa vurmayın. Koltukta sabit durun diyor. Hatta bazen hani böyle frenle giderken emniyet kemerini çekersiniz çekersiniz gelmez ya. O kilitler belli bir süreden sonra sizi. Sonra ayağınızı frenden bırakırsınız, açılır. Bu da kemeri aşağı doğru çekerek kemeri gerdirir ve sizi koltukta sabit tutar. Ardından burada görmüş olduğunuz kablolardan içerisindeki barut fişeklenir. Bu patlama sayesinde bir ısı enerjisi oluşur, bir patlama oluşur. O pistonu ileriye doğru ittirir ve şu içerisinde görmüş olduğunuz balon diyeyim size, kumaş havayla dolar ve barutun içerisindeki tozla dolarak şişer. Siz kafanızı vurursunuz ve 1-2 saniye sonra bu iner. Bu söylediğim şeyler, belki anlatmam 5 dakika sürdü ama bu söylediğim şeyler kaza anında saniye içerisinde olan şeyler. Yani ve bu ortalama 300 km hızla patlar. Kemerinizi arkadan bağladıysanız emniyet kemeriniz bunu haliyle göremez. Çünkü siz eğer kemerinizi arkadan bağlıyorsanız, hani arkanızdan geçiriyorsanız hava yastığı ne yapsın? Hava yastığı da der ki yani bu da bir beyin. Bu beyin sizi korumak için harekete geçiyor. Bu da bir beyin. Yani burada olan bir beynin o kemeri buradan geçirmemesi gerekiyor. Bunun suçu yok. Yani arabanın suçu yok. Kimisi hava yastığı kazasında bile, yani bir ufak bir kazada hava yastığı patladığında bile hava yastığı yüzünden boynu kırılıp ölen dahi var. Bunun sebebi de o kemeri arkadan geçirdiğimizde ne bu bizi koltuğa sabitleyebilir, ne kemer bizi tutabilir, ne de hava yastığı. Siz kafanızı ileri ittirirsiniz, kafanız direksiyona yapışır, bu hava yastığı patlar ve boynunuzu kırabilir. Yani bu böyle bir felaket senaryosu gibi oldu ama bu maalesef olağan bir şey. Yani ya kemerinizi hiç takmayın, bırakın ötsün. Hani bu kadar kemer takmamayı istiyorsanız, kemer sizi sıkıyorsa. Ama asla arkadan geçirmeyin, çünkü kazada ölmeyecekseniz bile bir kaldırma vurursunuz, sizi hava yastığı öldürebilir. Şimdi umarım anlaşılmıştır sistemin çalışma şekli. Biraz önce şunu söyledim. Dedim ki size anlatacaklarım araba alırken de size ufak ipuçları verebilir. Şimdi emniyet kemer tokası eğer koltuğun çok fazla altındaysa, çok dipteyse, bu hava yastığı daha önce patlamış ve bu kemer içeri doğru
çekilmiş anlamına gelir. Yani bu kemerin çok aşağıda olması, kemer tokasının, size arabanın daha önceden hava yastıklarının açıldığı ile ilgili bir ipucu verebilir. Tabii ki bunun yenisi takılabilir arabaya, bu arıza giderilebilir. Ama bu parça direksiyon airbag'inden pahalı olduğu için genellikle hava yastıkçıları veya kaza yapan kişiler veya kazalı araba toplayan kişiler bunu yaptırmazlar. Şuradan kablolara direnç atarlar ve araba sanki airbag sistemi sağlıklı çalışıyormuş gibi göstergede hiçbir lamba yakmaz. Koltuğun altından şu uçlara direnç atarak artıyla eksiği birbirlerine bağlarlar ve sistemin devrenin tamamlanmasını sağlarlar. Peki ikinci şey nedir? MR nedir? Arabanın daha önceden hava yastıklarının açıldığına dair. Şimdi şurada görmüş olduğunuz şu metal parça, genelde arabanın hava yastıkları tamir edildiyse bu hava yastığını tamir eden firmalar buraya kırmızı, yeşil fark etmez boya sürerler. Hani kendi yaptığı malzemeyi tanımak açısından yarın bir gün bir arıza olduğu zaman sen bunu yapamamışsın deyip getirirlerse, bak kardeşim ben buraya boya sürmüşüm, bunda boya yok, sen bunu başka yerde yaptırmışsın derler. O yüzden bu direksiyon airbag'ini eksperde söktürdüğünüz zaman arkasında boya görünür ve şurada da parça numaraları yazar. Bunun çok fazla Çin malı veya başka arabalardan uydurma olarak bu takılabilir. Çünkü birbirleriyle hemen hemen benzerler. O yüzden ona da bakarlar acaba bu nedir diye. Çünkü Jaguar'ınsa burada Jaguar amblemi ve Jaguar yazıları olur. Çin malı bir şeyse burada ya hiçbir şey yazmaz ya da ona göre Çince bir şeyler yazar, uydurup bir şeyler yazar. Anlatacaklarım böyle. Şimdi bu airbag'i bir parçalayalım bakalım içerisinden neler çıkacak. Bir onları göstereyim ben size. Evet, şimdi direksiyon airbag'imizi sökelim. Bu parça buradaydı biraz evvel. Şunun hemen arkasında onluk 4 tane cıvata vardı. Ben onları açtım. Somun vardı. Söktüm onları. Ayırdım. Şimdi buradan şu plastikleri ayıralım bir. Tripodumu kırdım biraz evvel yanlışlıkla. O yüzden bir elimle video çekmeye çalışıyorum. Bir elimle de bunu halletmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın görüntü titriyorsa. Evet. Bu bildiğiniz bomba, mayın, ne derseniz deyin. Hani şimdi kargo ile hava yastığı göndermek yasak ya. Onun sebebi de bu parçanın vurucu gücü. Şimdi bu parça iki parçadan oluşuyor. Şu görmüş olduğunuz çizgiden ayrılıyor. Burada enerji kabloları var. Buraya enerji geldiği zaman bunun içerisinde ateşleme meydana geliyor. Ve içerisindeki barut bu uç kısmını, yuvarlaktan ayıran kısmını ileri doğru ittiriyor, patlatıyor. İçerisini görecek olursanız böyle bobin gibi bir sürü metal parçası var. Yani bu şu anda da ortalama bir herhalde bir 500-600 gram ağırlığında. Yani böyle bir demiri kafanıza yemek istemezsiniz diye düşünüyorum. Bu çok güçlü bir şey. Dediğim gibi bildiğiniz patlayıcı. Bu patlayarak şu kısmında bulunan yastığı, artık balonu neyse, o kuvvetle, basınçla anlık olarak şişmesine yardımcı olur. Ya bu birkaç saniye şişik durur, siz kafanızı vurana kadar, ondan sonra söner. Şimdi de onu açalım. Bakalım o neye benziyor. Evet, bunu da içerisinden çıkardık. Şöyle, bunun içerisinde monteliydi bu. Ayırdık. Evet, bu hava yastığı dediğimiz parça şu hava geçirmeyen kumaş. Böyle küp şeklinde içerisine yerleştiriliyor. Bu eğer kazada yırtılmadıysa bunu airbagçiler bu şekilde toplayıp tekrardan kullanılabilir hale getiriyorlar. Yani hava yastığını değiştirmektense bunu toplamak bazı kişiler için daha maliyetsiz oluyor. Ama benim size kesinlikle tavsiyem, herhangi bir kazada aracınızın hava yastığı açıldıysa bunların şakası olmaz. Bunları tamir ettirmeyin. Çünkü şimdi bakın burada direksiyon logosu vardı. Direksiyon logosunu ben söktüm. O da iç kısmına kıvrımlı şekilde yerleştirilmişti. Çünkü bu direksiyon logosu eğer böyle dışarıdan tırnağınızla çekince gelecek şekilde olursa bu hava yastığının şiddetiyle direksiyon logosu da çok hızlı bir şekilde suratınıza vurabilir. Hatta bu şekilde bir kaza vardı diye hatırlıyorum. Buradan direksiyon logosu fırlayarak sürücünün nefes borusunu kesiyor ve
kazadan ölmeyecek adamı buradan çıkan direksiyon logosu öldürüyor. Şurada da bakın şöyle çok izler vardır. Bu çoğu arabada var airbagli olan. Bu izler de arkadan bakarsanız hemen parçanın, plastiğin en ince yerleri, airbag'in açılma izleri. Yani bu şiddetle bu kapak yerinden fırlamasın, şu kısımlar yırtılarak hava yastığı bunun arasından çıksın diye bu şekilde inceltiyorlar ve oralardan çıkış yerleri oluşturuyorlar. Şimdi bunu da bir açalım bakalım boyutu ne kadar. Evet, bunu da açtık. Bu şekilde şey gibi duruyor sanki değil mi? Avize gibi böyle, böyle tatlı tatlı abajurlar var ya IKEA'da falan satılıyor. Onlara benziyor aynı. Böyle bunu poşet gibi sağlam bayağı kaliteli yırtılmaya karşı mukavemetli bir kumaştan üretiliyor. Hemen şu bölgelerinde de delikler var görüyorsunuz. Bu deliklerden de bunun şiddetiyle ortaya çıkan barutun gazı bu deliklerden çıkıyor. Hani hava yastığı patladığı zaman kimilsiz diyor ya benim kolum yandı, elim yandı diye. İşte buradan o ısıyla çıkan barut tozları elinizi yakabilir. Yani ufak bir yanık. Yani çok da böyle hani tutuşmazsınız. Böyle kızaracak şekilde kolunuzu yakabilir. Buradan da bu pudra şeklinde barut arabanın içine yayılacağı için arabanın içerisinde böyle bir loş bir ortamda oluşturabilir. Evet, bu eğer yırtılmadıysa bunu dediğim gibi airbagçiler tekrardan katlayıp bunun içerisine yerleştiriyorlar. Ama hiçbir şekilde makinenin yaptığı ve sıfır olarak üretilen şekilde bunu katlayamazlar. Katlamaları mümkün değil. O yüzden benim size tavsiyem herhangi bir kaza anında bu gördüğünüz parçaları, bu beyin değişmeye ihtiyaç duymaz ama özellikle bu emniyet kemer tokası gergisi, bu zaten kullanılmaz hale geliyor. Bunu mecbur değiştiriyorlar. Direksiyon kapağını da lütfen diktirmeyin. Üzerine böyle macun yapıyorlar bunun. Bu yırtılan yerlerinden. Buna para vermemek için. Buralardan dikiyorlar bunu. Üzerine de macun yapıp tekrar boyuyorlar. Bir şey belli olmuyor ama bu da bu sistemin parçasını, çalışma şeklini maalesef ki etkiliyor. Evet, benim bugün anlatacaklarım bunlar. Olabildiğince açıklayıcı anlatmaya çalıştım. Unuttuğum, atladığım yer varsa kusura bakmayın ama az çok bunun, bu sistemin, bu güvenlik sisteminin çalışma prensibini anladığınızı düşünüyorum. Bu parçalarla şaka olmaz. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet, biz bazı şeylerde maddiyatı düşünüyoruz. Pahalı parçalar bunlar. Olabildiğince ucuza halletmeye çalışıyoruz. Zaten kaza yapmışız. İşte bir sürü masraf çıkmış. İşte kredi kartları dolmuş falan derken yani böyle bunlarda ucuza kaçmaya çalışıyoruz ama bırakın arabanızın kaportası çizik olsun, kötü olsun ama bu sistem sağlam olsun. Bu sistemde paradan kaçmayın çünkü araya atılan bir direnç, onun tutmaması, sistemde yapılan yanlışlıklar, tadilatlar siz yolda normal seyir halinde giderken de durduk yere hava yastığınızın patlamasını sağlayabilir. Çünkü benim bir tane 98 model Opel Vectra B arabam vardı. Kapının önüne geldim, arabayı park edeceğim. Gece vakti hiç hani kaza maza yapmadım. Geldim durdum, güm dedi, koltuk airbag'im açıldı. Yandan kolum yandı. Ve hani insan kaza anında böyle bir şey bekliyor. Kaza olmadan hani durduk yere bir hava yastığının açılmasını kimse beklemiyor, tahmin etmiyor. Yani o sesten, gürültüden aklım gitti. Araba patladı zannettim, ne oluyor dedim. O aldığım arabanın daha önceden hava yastıkları tamir edilmiş. Araya direnç atmışlar. Bunu da böyle toplamışlar bir şekilde, koltuk airbag'ini. Bir şekilde sistemi çalıştırmışlar ama maalesef paradan kaçtıkları için bu parçaları değiştirmemişler. O yüzden durduk yere devre tamamlandı. Araba kaza algıladı. Yani hiçbir yere de sürtmedim de çarpmadım da birden hava yastıkları açıldı. Yani çok korkunçtu. Sonradan çok güldüm ama ya o an insanın aklına böyle bir şey gelmiyor. Dediğim gibi. Umarım başınıza böyle bir şey gelmez. Bu bilgileri de öğrenmeye ihtiyaç duymazsınız. Arabanızın hava yastıkları da her zaman fabrikadan çıktığı gibi durur. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı veya abone olmayı unutmayın. Çünkü bu işler böyle yürüyor biliyorsunuz. Hani ben de emek harcıyorum. Bu videoları çekmeye çalışıyorum. Dilim döndüğünce insanlara bir şeyler vermeye çalışıyorum. İnsan tabii mutlu oluyor takip eden sayısı, izleyen sayısı arttığı zaman. Hiçbirimizin emeklerinin boşa çıkmaması dileğiyle.
Görüşmek üzere.